Efendim herkese yeniden merhaba. Orta Asya'daki kardeş cumhuriyetlerimizden birinde heyecanlı bir gün yaşanıyor. Bu heyecanlı gün Moskova'da da derin bir endişe ve alarm yaratmış durumda. Ülkenin lideri Sadır Japarov'a karşı bir grup bürokrat ve askerin darbe girişiminde bulunacağı ihbarları üzerine Kırgızistan Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Konseyi ülke çapında büyük bir karşı darbe harekatı başlattı. Gelen bilgilere göre ilk etapta 110 asker ve bürokratın gözaltına alındığı, fakat başkent Bişkek'ten diğer bütün önemli merkezlere doğru yayılan bir karşı harekat olduğu ifade ediliyor. Kırgızistan esasında eski Sovyet coğrafyasında daha önce renkli bir devrime sahne olan, 2021 yılında ise ülkenin önde gelen iki isminin yine darbe yapacakları düşüncesiyle gözaltına alındığı, tutuklandığı, yani zaman zaman iç gösteriler, zaman zaman siyasi çatışmalar, hatta aşiret çatışmaları ve birçok eski devlet başkanının ya hapiste yahut da hapse girmek üzere olduğu bir özel ülke. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin iyi kötü hepsi bir şekilde küresel entegrasyona girmeye çalışsalar da, ne yazık ki Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra iş başına gelmiş olan, ki orada Kırgızistan'da Askar Akayev'di, Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev, Özbekistan'da İslam Kerimov, daha sonra Haydar Aliyev, bunların hepsi veya Sapar Murat Niyazov, Türkmenistan, bunların bütün bu Türk Cumhuriyetlerinin ilk lider kadroları, yani bağımsızlıktan sonraki ilk lider kadroları. Gerçi Elçi Bey birinci cumhurbaşkanıdır bağımsızlığın Azerbaycan'da, ama onunki kısa sürdü ve zaten Haydar Aliyev için de Azerbaycan Respublikası'nın banisi olarak, yani kurucusu olarak adlandırılıyor. Bütün bu karakterler eski Sovyet yönetimlerinin içinden gelen karakterler oldukları için tabii ki bildikleri gibi yönettiler ülkelerini ve bir tür otokrasiler zinciri oluşmasına neden oldular. İç işlerine karışmama ilkelisine ben de katılıyorum. Zaman zaman Türkmenistan için yaptığım konuşmalar hariç, o kadar da olacak artık. Neyse, sonuç itibariyle şimdi Kırgızistan'da yine ve yeniden acaba iş başındaki meşru yönetim yıkılacak mı, yıkılmayacak mı, veyahut bir darbe adı altında muhalifler mi temizleniyor soru işareti ortaya çıkmış vaziyette. Şimdi de o yönü var. Yani çünkü Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Kamçı Bey Taşıyev ilginç iki karakter. Esasında bu iki isim, yani Japarov ve Taşıyev, ülkeyi birlikte yönetiyorlar. Yola beraber çıkmışlardı. Sonra aralarına bir kara kedi girdi. Büyük bir kavga çıktı aralarında. Sonra yeniden müttefik oldular. Ve gördüğüm kadarıyla Taşıyev, komitenin başkanı, Japarov cumhurbaşkanı olarak muhalefete çok fazla hareket imkanı tanımayan bir kimlikle yaşıyorlar. Nitekim Çin'in Xi'an kentinde yapılan son Çin Orta Asya liderleri toplantısında Çin lideri Xi ne demişti hepsine birden? Güvenlik sorunlarında birlikteyiz, ortak istikrarı birlikte sağlayacağız, ama siz özellikle renkli devrimlere karşı uyanık olun dedi. Yani ne demek de renkli devrimlere karşı uyanık olun? Herhangi bir muhalif hareketi de renkli devrim düzenleyicisi olarak görebilirsiniz. Oysa esasında insanlar yüksek ihtimalle kendi kişisel çağrılarını veya çabalarını gösteriyorlardır. O yüzden bu tür paranoid diye adlandırabileceğimiz bütün gelişmeler
bölgede, coğrafyada antidemokratik yapılanmaların güçlenmesine neden oluyor. Nitekim bir kaynağa ulaştım. Adını vermek istemeyen bir gazeteci diyor ki, şu anda görüldüğü kadarıyla Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ile Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Kamçı Bey Taşıyev'e karşı pek çok kişi muhalif. Pek çok kişi gözaltına alınıyor. Kırgızistan'da bu ikisi iki dost olarak adlandırılır. Şu ana kadar bu ikiliyi eleştiren blogger, yazar, gazeteci ve politikacılar evlerinden toplandı. Şimdi burada benim de bir anda dikkatim oraya dönüyor tabii. Yani şimdi deniliyor ki bir darbe girişimi var, 110 kişi içeri alındı, işte asker var, bürokrat var. Darbe girişimi varsa tabii ki alacaksın. Biz 15 Temmuz'da canımız çıktı bir darbeyi atlatana kadar ama şimdi burada diyor ki bu ikisine karşı olan eleştiren muhalif, blogger, yazar, gazeteci ve politikacılar evlerinden toplanıyor. Şu anda bu ülkede herkes tutuklanabilir diyor. Şimdi bu başka bir şey. Bu yani şöyle bir şey, yönetim diyor ki amanın darbe oluyor. Amanın darbe oluyor. Ve ondan sonra abire topu. Bunu biz nerede yaşadık biliyor musunuz? 71'de yaşadık. 1971 askeri müdahalesi ahan da böyle bir şeydi işte. Ordu Madanoğlu'nun bir junta kurduğunu ve bu ülkede darbe yapacağını ifade ederek yönetime el koydu ki doğruydu Madanoğlu olayı. Fakat ondan sonra önüne geleni tutukladı. Yani ben niye buradayım diye soran soranı oldu. Böyle de bir durumdu 71. Anladığım kadarıyla böyle bir tehlike var ülkede. Sonra bilgilere ulaştım. Yani dersimi çalıştırırken. Ülkede bir süredir rüşvet ve yolsuzluğa bulaşmış bürokrat ve yöneticiler tutuklanıyormuş gerçekten. Gözaltına alınıyormuş. Fakat paralarının adresini gösterip verdikleri zamanda hemen serbest bırakılıyorlarmış. Fakat vatandaştaki soru işareti Kırgızistan'da hangi kasaya gidiyor bu paralar? Yani rüşvet ve yolsuzluktan hüküm giymek üzere olan adam diyor ki tamam ya benim şurada 5 milyon dolarım var. Alın ben de sizden kurtulayım, siz de benden kurtulun. Alıyorlar o 5 milyon doları, adamı serbest bırakıyorlar. Fakat sonrasını bilmiyor kimse. Para nereye gitti falan. Böyle garip garip işler oluyor. Yine baktım, Sadır Japarov son olarak Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşmüş. Ve Avrupa ile işbirliği konusunda kararlı olduğunu açıklamış. Sonra Ortak Güvenlik Anlaşması Teşkilatı ve Avrasya Ekonomik Birliği toplantılarında Rusya'nın müttefiki olduğunu ifade etmiş. Sonrasında Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılı olduğunu belirtmiş. Bir sonrasında Rus ordusunda paralı olarak savaşan bir Kırgız vatandaşını 10 yıl hapse mahkum ettirmiş. Böyle bir çelişkiler yumağı. Gelen bilgiler de şöyle, belki de Japarov ve komite başkanı Taşıyev yüksek ihtimalle ülkenin kilit noktalarda bulunan Kremlin yanlısı karakterleri temizlemeye çalışıyorlar. Bir de böyle bir yönü var bu iş. Nitekim Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bir açıklama yaptı. Aynen şöyle söylüyorum. Kesinlikle Kırgızistan'dan gelen bilgiler alarm vericidir. Bu nedenle durumu çok yakından izliyoruz, endişeliyiz. Şu an için detaylı bir bilgimiz yok. Niye böyle bir açıklama yapmaya kalktı? Daha hiç kimsenin hiçbir şey bilmediği bir ortamda. Belki de onlara bizim adamlarımızı burada temizliyorlar haberi geldi. Bütün bu anlattıklarım unutmayın birer soru işareti. Kesin bilgi olarak aktarmıyorum. Kesin bilgi tabii ki eski deyimle olay sarihleştikten sonra belli olacak. Onu da aktaracağım. Hoşça kalın.